Günaydın Medya Kritik başladı haftanın bu ikinci gününde sizlerle tekrar baş başayız sevgili seyirciler Cem Küçük ve bendiniz Fuat Uğur karşınızdayız bugün önemli konularımız var gene ve tabii gazetecide fikri takip diye bir kavram vardır sevgili seyirciler ...konuyu ele aldığınız zaman onu takip etmeniz gerekir ve sonuna kadar da gitmeniz gerekir. İşte vakıf katılım meselesi de bizim açımızdan bu noktaya geldi ve bunu takip edeceğiz, sürdüreceğiz. TGRT da Türkiye Gazetesi de bunu sürdürüyor çünkü ortada ciddi bir sorun var. Erdoğan'ın kamu bankalarından bazılarını işaret etmesi ve onların kredileri erken geri çağırması... ...konusundaki eleştirilerin dillendirmesi, hatta kobileri ve küçük girişimcileri... E, ...süründürmesi üzerine e, ağır eleştiriler yöneltmişti. İşte Türkiye Gazetesi bu e, eleştirileri haber yaptı ve ertesi gün e, vakıf katılım tarafından Türkiye Gazetesi'ne reklam şantajı uygulandı. Bu, bu çok ciddi bir tehditti aslında ve e, olayın faili hakkında da, faili tabi bu anlamda mecazi olarak kullanıyoruz olayın sorumlusu hakkında da ciddi ipuçları veriyordu. İşte biz de bunun üzerinden gidiyoruz ve arkasından Yusuf Günay dediğimde Yusuf Günay adlı iş adamı Zonguldaklı iş adamı e, ile ilgili haberi okuduk. Zonguldaklı iş adamının da vakıf banktan aldığı kredinin üstelik de tertemiz defesi olmayan bir iş adamının vakıf banktan aldığı kredinin erken geri çağrılması ve 600 işçinin istihdamının tehlike tehlikeye girmesiyle ilgili bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi e, WhatsApp'tan da bir çağrımız oldu. Arkadaşlarımız WhatsApp'tan tekrar verebilirler o çağrımızı. Yani bankaların e, uğraştırdığı e, ve süründürdüğü iş adamları, kobiler e, ve küçük girişimler girişimcilerin e, varsa sıkıntıları WhatsApp'taki bu ekranda gördüğünüz telefon numaralarına e, bize iletebilirler demiştik ve dün hemen e, yağmaya başladı sevgili seyirciler. Onlardan bazılarını seçtik. Sizlerle paylaşacağız. E, Cem e, bu kadar ilgi göstericilerini ben beklemiyordum. Gerçekten de bu kadar yoğun bir e, şikayet olacağını da hiç beklemiyordum. Hakikaten ciddi bir sorun var ortada demek ki. Onu görüyorum. Onlardan birkaç tanesini okuyalım mı? Ne dersin? Evet. Benim şeye de bu Facebook, Twitter, Instagram hesaplarına da bir sürü gelmiş. Oradan da hatta ben bir iki tane oradan da okuyabilirim ama Tabii. sen bir, istersen bir oku. <laughs> evet. Ama önemli bir konu gibi. Yani sen kamu, kamurunun gücünü arkasına alıp da hı hı. yani bir medya kuruluşuna reklam vermeyeceğim keserim demek senin haddine değil. Hı hı. yani o koltukta adamı öyle oturtmazlar. Yani evet. o, dolayısıyla bir tane şey kafana göre reklamı keseyim iki eleştiri getirdiler diyemez. Hangi kurumun başında olursan ol diyemez. Hı. Yani burada da bu yaptığın şey de etik ve sağlık açısından normal değil. Dolayısıyla bu yapılanları ben <laughs> doğru bulmuyorum ama ve izleyicilerimizin şimdi okuyacağımız bu mesajları hı. zaten WhatsApp mesajları neyin ne olduğunu gösterecek. İstersen bir iki tane başla. Evet ben e, bir seyircimiz ismini burada göremedim arkadaşlar. İsimlerini görmem lazım ama isimleri yok. İsmi ne ee, gerekiyor. Evet evet. Bazıları isimlerini vermiş. Evet. evet. Merhaba programını yaptığınız için teşekkürler. Cumhurbaşkanı faiz lobisi diye bağırıyorsa asıl faiz lobisi devlet bankaları. Bugün konut kredinizi yapılandırmak istediğinizde Akbank ismini vermeyelim değil mi? İki özel bankadan söz ediyor. E, 0.89'la diğer yap, e, özel banka 0.90'la yapılandırma yaparken e, işte bu devlet bankası diyor 1.06 ile yapılandırma yapmakta diyor. Aradaki farka bakar mısın? Özel bankalardan daha yüksek faiz. Devlet bankaları esnafı ve iş adamının işlerini zorlaştırmıyor. Aynı zamanda vatandaşı da diğer bankalara yönlendirerek devletin bankasına ve Cumhurbaşkanı'na olan güvenini sarsıyorlar. Acaba oradaki ve yetkililer Cumhurbaşkanı'nın muhalifleri mi? Böyle bir gibi. tane okuyayım şimdi bana gelmiş. Cem Bey diyor sizi devamlı izliyorum. Banka şeyini de atmış. Hepsini de atmış evet. bana. Ha ha, çok güzel. Ee, diyor ki işte, olayların üstüne cesaret ediyoruz. Şey Orasını geçelim. Benim de 50 bin limitli vakıf bank kredi kartım resimde olduğu gibi limitinizi 15 bine düşürüp 35 bin hemen geri istiyor. istiyor. Mağduriyetimiz ortada. Ben normal bir kobiyim. İlgilenirseniz memnun olurum. Hakikaten ödeme tarihi burada şeyi göstermiş. Yani evet. verilmiş. Evet. Şimdi bu enteresan bir tane daha var. Kıymetli Tegeret Haber Programı sunucuları. Öncelikle bizlerin sesi olmanız, dolayısıyla İsmail Ünsal Senkir bu. Ee, Pınarbaşı'ndan, Metiye Köyü'nden e, TC kimlik numarasında bile atmış vatandaşımız. Öncelikle bizlerin sesi olmanız dolayısıyla selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben de bir kamu bankası kumpas mağduru olarak sesimi sizler aracılığıyla duyurmak istedim. Kayseri Pınarbaşı ilçesindeki Ziraat Bankası Şubesi'nden kullanmış olduğum hayvancılık kredisi doğal afetlerden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla faizsiz erteleme kapsamında olduğu halde günümüzdeki sıkıntı ve ekonomik dengelerin bozukluğu sebebiyle işletmenin içinde iki aydır e, malımın olmamasını gerekçe göstermek suretiyle şubemizde yeni atılan e, bir müdür hanım tarafından baba ve kefillerime ihtar çekilmek sureti faiz kredinin, faizsiz kredinin yeniden faizli krediyle yapılandırılmasını ve geri ödenmesinin iki ay içinde yapılmasını talep etmektedir diyor. Oysa ki kredinin iki katı gayrimenkul teminatım var diyor benim. Diyor. Evet. Bu konuda 16 Ocak'ta bir meri şikayette bulundum. Hala bir netice alamadığım gibi Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafına tarafından sevk edilmiş, tarafına sevk edilmiş görmektedir. Bu konuda bana yardımcı olursanız, haksız mağduriyetimi dile getirirseniz minnettar kalırım diyor. <laughs> Buradan ee... Bir şey daha var. Bu arada biz bunları evet. yayınladık. E, Halil'e ses getirdi. Cem. E, birileri de şöyle e, nitelendiriyor, değerlendiriyor daha doğrusu bizim bu yayınlarımızı. Ha, reklamı kesti. Onun üzerinden karalama kampanyası yürütüyorlar. <laughs> Şimdi burada çok ciddi bir... Reklam gelelerini e, biz alıyorduk. Evet, ondan mağdur. <laughs> reklamı kesmeden önce diyor bu yayınları yapsaydınız ya diyor. Şimdi e, bunu söyleyen Adamlara ne diyeyim bilmiyorum. Bir saniye biz yani. burada kaç Önce, defa... Önce kaç ya. defa değil mi? Ben yani, de bunu hatırlatmak o, istedim. Koskep kredileri <laughs> konusunda insanlardan kalkıyorlar. 5 e, kuruş paraları kalmamış küçük <laughs> esnafın. Onlardan bir de teminat istiyorlar. Bilmem nedir diye. Burada 2-3 hafta önceden beri bağırdık. Kredi garanti fonuyla alakalı. İşte bir sürü şey söyledik. Dinletekim basın danışmanı Esra Demirci'nin <laughs> gönderdiğini buradan okuduk. Yani ayrıca bu... Bununla ilgili eleştiri şey biz değil, Sayın Erdoğan da söyledi. Yani Cumhurbaşkanımız, bakanlar, başbakan yani bankalara yaptırım uygularız dedi. Kredileri geri çağırmayın dedi. İnsanlar öder dendi filan gibi. E mağduriyet bunları da bir tane eleştiri getirildi diye o vakıf katılımı müdürü olayı başkana çekmese belki bu olay daha şeye bağlanacak. Ama evet. sen kalkıp <laughs> bilmem reklam kesmeye başka şeye gidiyorsun. Ha bütün bankalar, değil, kamu bankaları veya yani bütün bankalarda böyle değil. Evet. Yani kimi de çok ya iyi. Ya her şubesinde de böyle Tabii değil. her yani Vakıf Bank'ın her şubesi de böyle değil. Vakıf Bank'ın bu örnekleri muhtemelen çok iyi işini yapanlar da var. İşini iyi halledenler de var. Diğer bankalarda ziraat, halk oralarda iyi. Zaten şey yok ama böyle mağduriyetler de var. E bu mağduriyetler bilinmesin mi? Evet. Yani bu insan bu iki mağduriyetler bize bana bir sürü var önümde yani Hı. şeyde hepsini de okumuyoruz yani tek tek birkaç tane seçtiğimizde okuyoruz. Evet. Bunu söyleyince de bir şey olmaz. Yani, yani. gelen yaklaşık 100 tane mağduriyetten e, bunları seçtiklerimiz aslında. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım habercilik açısından. E, yani kimse bize habercilik öğretmeye kalkmasın. Öncelikle biz bunu defalarca söyledik senin de hatırlattığın gibi. Evet. Artı Türkiye gazetesi bunun haberini yaptı. Yani Erdoğan'ın söylediklerinin haberini yaptı. Haberini yaptığı için yani önceden haberini yapmış. Yani e, önce e, bu reklam geliri kesilmeden önce haberini yapmış yani. Bunu söylemek evet. istiyorum. <laughs> Tabi haberini yapmışız. E, bizler söylemişiz. Biz devamlı zaten konuşuyoruz. Sen evet. özellikle dillendiriyorsun bunu. Ve bunun üzerine reklam e, şantajıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ha, ya da önce bu boydaklarda da olmadı mı? A, aynı şey boydaklarda da oldu. Oradaki CEO'nun bazı <laughs> yanlış işleri var. Duyumlar geliyor dedik söyledik. <laughs> o da aklınca o küçük aklıyla kalktı. Reklamları kesmeye kalktı. Evet. Sen kamu devlet sen devletin kurumundaysan bak hiç ayırmadan söylüyorum. Evet. Sen nasıl bir medya kuruluşu bilmem bunayla hürriyeti yapıyor musun? Evet. Cum ha oraya da yapıyorsan yanlış yani sana evet. iki eleştiri getiriyor diye ona da kesersen hürriyeti de kesersen yanlış. Evet. Yani bu iki eleştiri getiriyor, Bilmem orada Anlamsıza göre. Yani e, vatandaşın verdiği vergilerle ödenen paralarla sen oraya geliyorsun, mevkiye geliyorsun. Hiç. Vatandaşı mağdur ediyorsun. Benim paramla... Vatandaşın sorunlarını yansıtan medyayı da reklamla tehdit ediyorsun. Hayır, benim param. Yani benim derken milletin parasıyla bana hava Evet. Keserim. Sen kimin parasını kimden kesiyorsun? Evet. Senin yani mi orada. orası? Sen orada Hı. yöneticisin. İşini yapamadığımı mu çekip alırlar seni oradan yani. Evet, Şeyde de söyleyelim. Yani bu ben bir şunu da söyleyeyim. Hı. Ben ya devletin Allah'ını seversen yani bu şu Ziraat Bankası kalsın. Onu ayırıyorum. Yani bir tane esnaf için, çiftçi için lazım. Ya devletin bankası ne ya? Evet. Ya bir tane olsun Ziraat. Öbürlerine hep sözleşsin. Bak evet. söylüyorum. devletin sigorta şeyi olur mu ya? Sigorta vakfı olur mu ya? Emekli kurumu olur mu ya? Ya bu böyle, Şimdi... böyle bir yani biz liberal bu muhalefette de tabii zeka akıllı hiç yok. Yani yazarlarında da partilerde de ya devletin bir tane banka durur ayrı ama öbürleri özelleştiriyor. Biz burası liberal piyasa yani serbest sektör. Devletin bankası, kurumu bilmem ne ya. Komünist mi burası? Evet. Bir tane tutarsın. Ha zora girdi mi müdahale edersin. Hayır. İngiltere'de olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi 2008'de Lehman Brothers batınca devlet kalktı bankalara ortak oldu. Evet. Yani garanti vermek için, piyasaya rahatlamak için bunu yaparsın. Evet. Ama onun dışında emeklilik fonu var ya devletin. Olur mu bu ya? Evet doğru. Şimdi e, ayrıca da habercilikte şu da vardır. Reklam tehdidi de yani haber yaptık diye reklam tehdidinde bulunanlar da deşifre edilir ve bu da bir haberdir. Yani reklam tehdidi yapan adama e, haber yapmayacaksın, haber yapmayacaksın ve ama sen e, diğer mağduriyetleri dile getireceksin. Adam da istediği gibi at oynatmaya devam edecek. Yok böyle bir şey. Evet, yani evet. özellikle hem kamuda hem özelde vatandaşı mağdur eden adam varsa bir de reklamla tehdit ediyorsa o deşifre edilir. Bu kadar açık ve nettir. Yani e, şimdi biz gazeteciler olarak kamu görevi yapıyoruz aslında Cem. Yani evet. biz de kamu görevi yapıyoruz. Niye? Vatandaşın sesini dilendiriyoruz. Vatandaşın ne demek istediğini buradan yansıtmaya çalışıyoruz. Mağduriyetlerini. işte Aynen. okuyalım bir tane daha. Ben İbrahim Özmen Vakıflar Bankası'ndan konut kredisi çektim. 1.13'ten çektim diyor. Şimdi faizler düşmüş 0.90'lara. Yeniden yapılandırmak istiyorum. Kabul etmiyorlar. Ben ne yapabilirim diyor. İşte buyur bir tane daha var. <laughs> Vakıf Bank'tan kullandığımız otomobil kredisinden takip sürecine girdiği niye? hesaba düzenli para yatırmamıza rağmen hiç haber edilmeden haksız şekilde icra işlemleri başlatmışlar. Avukat arayınca haberimiz oldu. Hiç çoktan mağdur olduk diyor bir tanesi. Ee, ben de Vakıf Bank'tan e, 2016 e, Kenan Çelik Münster kentinden, e, Almanya'dan yazmış hatta. 2016 Ağustos ayında bir gurbetçi olarak İsparta Eğirdir'den konut kredisi başvurusunda bulunmuştum Vakıf Bank'a. Hatta 10 bin avro hesabımda var. 200 bin TL kredi istedim. Benim maaş borcusu Almanca'dan Türkçe'ye tercüme ettirdim. yeminli Yeminli avukat tarafından. Ama Vakıf Bank'ta çalışan kişiye gönderdim. Sıcak bakmadılar kredi vermeye. Ben de her gün TGDT haber izlediğim için Vakıf Bank'ın bir sürü şikayetleri olduğunu gördüm. Bunu şikayet ediyorum diyor. Bir Türk vatandaşı olarak yatırımımı Türkiye'ye yapmak istedim. İzin vermediler diyor. Yayınlarsanız sevinirim. Evet. Devlet bunlara bir çare bulsun diyor. Evet. Evet. Şimdi bir tane birkaç tane daha okuyalım Cem istersen. Bence çok daha devam etmeye gidelim. Bir, şey bir tane daha Tabii, okuyalım. Son bir tane daha okuyalım. Çünkü henüz hani evet, söyledik Evet. 2008 boyan. yılında Katılım Bankalarından birinden 2 2 milyon özür dilerim burada bir rakamlarda bir tuhaflık var. Bunu okuyalım. Evet, bazıları evet. çünkü şey onun. Yani <laughs> evet. Bazıları... Tuhaflıklar. Evet. Ee, yani şimdi şey devletin mesela şirketi, bankası oldu mu? <laughs> oralarda böyle bu tür suistimaller hep olur Fuat abi. <laughs> bir de evet. biliyorsun devletin borsa aracı kurumu da var. Yani devletin borsa aracı kurumu da herhalde <laughs> bir tek bizde vardır. yani evet. Hiçbir liberal demokraside Bunlar kolay kolay olacak şeyler değildir yani. Evet. Bak bu çok önemli işte bak. Ee, asıl sorunlardan bir tanesi. Evet. Bu. Geçenlerde bunu da sen dinlenir. İşte Ayhan Önder Çan Çanakkale'den Çan. Ee, 4734 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında inşaat taahhüt işleri yapan bir kobiyim. Hükümetimizin açıkladığı sıfır faizli 50 bin TL COSGEP kredisi kullanmaya hak kazandım. Müracaat ettiğim bankaların tamamı Evet. İcraat Bankası, Halk Bankası, Garanti ve Deniz Bank olumsuz cevap verdi. Tamamından tarafından ipotek, araç rehine, tertemiz maaşlı kefiller vesaire, istendi. 2008 yılında yazılmış çekim ve takipten düşmüş icra dosyaları sorun edildi. Devletime taahhüt işi yapabiliyorken, devletimin desteğinden faydalanamıyorum. Ben devletimden destek alabilmek için bu resmi tefecilerle çalışmak zorunda mıyım? Lütfen sesimi duyurun diyor. İşte buna benzer şeyler daha fazla okumayalım artık. Evet çok var. Bunların hepsini okursak tabii programımızla yetişemeyiz. Bu şey değil yani tabii gene iyi işini iyi yapanları da burada ayıralım ki evet. o da onlara da haksızlık olmasın. Bu bankalarda işini iyi yapan, düzgün yapan ya da böyle şey yapanlar da vardır. Onu da söyleyelim. Ama evet. Bütün kamu kurumlarının hepsinde senin Hı -hı. benim bile olsun nepotizm, akraba evet. kayırma olur. Yani. olur. Şimdi beni bile bir kamu kurumuna yerleştir, 2-3 kişi kayır kayırırsın ya. Evet. Şey olarak ama özel şirkette bunu yapamazsın yani. Hı -hı. Evet. Şimdi evet. E, efendim anayasaya gelelim mi Gelelim. E, çok ciddi bir hayır kampanyası açıldı canım. Evet. Çok ciddi. Yani e, buna karşı evetçiler ne diyecekler bilemiyorum. E, ...zor bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyebilirim. Ekranlarımıza getirelim. Son nefesimize kadar hayır diye bir kampanya başlatıldı sevgili seyirciler. Bu ekranlarımıza gelecek kampanyaya imza verenler... ...hakikaten evetçileri ciddi şekilde düşündürecektir diye düşünüyorum ben de. Kimleri görüyoruz burada? Mesela Murat Karayalçın'ı, Uluş Gürkan'ı, Baskın Oran'ı... ...yanındaki kim Cem? Ben tanıyamadım. Onu ben de tanıyamadım. evet. Ee, daha başka isimler de var. Arkadaşlar isimleri bizi almadık. İstemeyen Talayo, Talay o. İstemeyen Talay. <laughs> Eski Talay mı o? Evet. 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 Murat Karayalçın, Uluç Gürkan. Evet. İstemeyen Talay, Baskın Oran. En evet. soldaki mavi gravatlı İstemeyen Talay. Hmm. Yanındaki Baskın Oran. Evet. Kültür Bakanı mı neydi? DSP'liydi. Evet doğru. Ee... yani biz biliyoruz da bunu vatandaş <laughs> bunları nereden tanıyacak? <laughs> evet doğru. Ben de hatırlayamadım. Valla son ya. nefesimize kadar hayır demişler. Ben programa girmeden önce bir tweet attım. Hep de söylediğim argümanı bir daha söyleyeyim. Bu akıl hastanelerinde ben Napolyon'um, Sezar'ım, Fatih Sultan Mehmet'im diye gezenler var. Bu insanların şu dördünün yaşayıp yaşamadığı insanlar bilmez. Siz vallahi hayır deyin. Siz hayır deyin yani. hani Başka da bir şey yapmayın da hayır deyin yeter ki yani. Evet. Gerisine bizim evet, millet... Evet demeleri problem olacak evet, değil mi? Millet halleder. Bir de yani ne hükmünüz var sizin? Ya kim bunlar? Murat Karayalçı, evet. Uluç Gürkan, Baskın oran Yani <laughs> sizin ne hükmünüz Bitti işiniz ya. Yani şey o, sizin artık toplumda bir karşılığınız yok. Evet. Ya bu delirme süreci bunlar da bundan başlıyor. Sizi kimse kusura bakmayın adamdan saymıyor. Adamdan saymadığı için de sizin millete bir karşılığınız yok. Yani sen hayır dedin. Ha millet de şimdi nasıl üzüldük şimdi biz var ya. Bu baskın oran şimdi hayır dedi istemeyen Talay. Millet de hayır diyecek şimdi yani. Evet. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunların kendi kendilerine. Yani bugüne kadar neye hayır dediniz de millet evet demedik. Evet. Bugüne kadar sizin desteklediğiniz partiler mi iktidara geldi? Bugüne kadar sizin dedikleriniz mi oldu? Son 15 yıl için söylüyorum bunu. Hı hı. Öncesinde bir şekilde koalisyonla oraya buraya devlete giriyorlardı. Bu istemeyen Talay Bakanlık da yaptı. Evet Kültür Bakanlığı, kültür bakanlığı da. da yaptı. Yani hiçbir önemi yok. O da Oda TV o da TV haber yapmış. Ya yani şimdi bütün, aydınlıkta da var haber. Evet tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle, elinizde ne varsa ya ama eldeki malzemeniz buysa, bu isimlerse Valla kusura bak bu Real Madrid şey Karabük Spor maçı gibi olur yani. 38 0 falan Karabik biter Yani. şimdi kızacaklar. Kendi memleketlerimden yani yakın ya <laughs> Zonguldak Spor diyeyim hadi yani. Şey, <laughs> değil, şey gibi olur yani. Onunla maç yapmaya benziyor. Bu anladın <laughs> mı? Yani Şimdi 38-0 filan biter bu skor yani. Evet. Bunun gibi. Yani küçük, onu küçük şey için demiyorum. Gücüne bakarak söylüyorum. Gücüne Aynı şey Barcelona Fenerbahçe için de geçerli. Yani kaç kere maç yapsan Barcelona'ya yapma, Ama Allah, Allah yani. Şimdi futbol işlerini anlamıyorum. Girmeyelim bu Kuşumuza işlere. İşimize hiç gelmez merak etme. <laughs> evet. Şimdi boşu boşuna bir de futboldan şey yapmayayım. <laughs> 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 hiç anlamıyorum futboldan biliyorsun sen. Evet. Yani, Futbol konusunda. Yani şey güç zaman. dengesi çok farklı. Yani bir elinden elinde... elinde 100 milyon dolar bütçe var. Hı, hı Birinin elinde 1 milyon dolar bütçe yok. Yani birinin elinde çok iyi oyuncular var. Müthiş bir film çekiyor. İyi yapımcı, iyi senarist var. Bir tanesinde böyle şey. Bunların böyle fik hükmü var. Evet, bir de bunları hükmü. ben şunu anlamıyorum Fuat abi. Onu sen hı. benden daha iyi bilirsin ya. Yani. Ya bu isimler hakikaten böyle etkili falan olduklarını mı düşünüyor? Bunlara ne oluyor? Yani hı hı. böyle ya yani toplum bunlara hı hı. ehemmiyet mi veriyor zannediyor bunlar? Ee, Sayın Binali Yıldırım başbakan da diyor ki yeni bir e, gündem Ortaya attı ve bu gündemde çok önemli. Yine küçük işletmeler için, küçük girişimciler için, COBİ'ler için son derece önemli. 4 yıl vadeli düşük faizli işletme kredisi ve cari faizin yarısı kadar faizliydi. Şey, üstelik bunun şöyle dediğim gibi 4 yıllık bir şey. İlk yıl geri ödeme yok. Sonra da diyelim hmm. ki faiz yıllık %15'si atıyorum. Hmm. Onun buçuğu kadar bir şey. Hı hı. Bu çok önemli. Bir şey daha orada. Bence bir neli beyin söylüyor. Denilen bir şey o. Hı hı. Bu kredi hakikaten yatırım yapılacak olana verilmeli. Evet. Yani parayı alıp cebine atıp işte eşine, dostuna, hanımına, ona buna, sevgilisine para alana değil. Hı hı. Şimdi bazı krediler alınıyor. Adamın hali vakti yerinde atıyor cebine bir şey yapmıyor. Hakikaten bu denetlenmeli. Bu hı hı. parayı aldı nereye harcadı? Tabii. Çünkü dört yıl kredi... 4 yıl şey, kredi veriyorsun, cari faizin yani normal faizin yarısı kadar veriyorsun. Bunu denetlemediğin zaman yıl... bunun geri dönüşü olmaz. Ha, evet ve 1 yılda geri ödemesiz bu. Valla bana da bize de versinler. Gazetecilere evet, veriyorlar mı böyle evet, şeyleri? Evet bilmiyorum yani. valla. Gazeteciler de şey <laughs> yani basın kanununda çalışanlar da böyle kredi versinler yani. Evet. Samimi söylüyorum bu iyi bir şey. Yani şundan sonra zaten artık esnaf nefes alamıyor bilmem bu doğru şey değil. Nitekim kredi garanti fonu da dün buradan açıkladık onu bir daha söyleyeyim. Kredi Garanti Fonu da bankanın istediği evrak dışında evrak istemiyor, hı hı. veriyor. Başvurular da yeteri kadar çok yok. 24 bin kişi, 20 bin kişi almış. Ha bu sadece küçük esnafa bu teminat sormaları biraz sıkıntıydı. Şimdi o da bak, şu krediyle o da olmuyor ve yatırım yapı yapılacak adama bu krediler verilmesi çok önemli. Yani hı hı. Ak Parti'nin belki en ilerinden biri şimdi bunu birileri şöyle diyecektir. Demiş sen arada bana onu söyledin. Hı hı. Yani hükümet gene referandum öncesi birilerine peşkeş mi çekiyor? Diyecektir. Kardeşim böyle peşkeş mi olur? Evet. Ya bu seni beni rahatlatan bir şey ya. Yani evet. hepimizin tanıdığı küçük esnaf Ama büyük var. Ama bu mesele var. öteden beri devam ediyor. Yani evet. neredeyse Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bunu dört yıldan beri söylüyor zaten. Esnafa yani. kredi vermek, esnafa nefes aldırmak, esnafı kendine getirmek ne zamanla beri peşkeş? Buna şimdi AK Partili, CHP'li, CHP HDP'li herkes sevinecek ya. Hı hı. Müthiş bir şey yani bu bir ayrıca esnaf canlanırsa sen de canlanırsın. Yeter ki onlara bir şey olmasın yani esas o küçük esnaf şey belini kaldırsın yapılan şey. Bunu şimdi seçim öncesi referandum o soru yapsa ne olacak? O zaman da başkanlığı garanti altına almak için yapıyor diyeceksin. 2018'de diyecek her bir şey var. 2018'de yapsa 2019'da seçim var o yüzden bunu yapıyorlar diyecekler. Bilmem ne olsa böyle ya zamanlamaya dikkat bilmem. Ya geçin bunları yani. Evet. Şu hükümetin açıkladığı şey, Binali Bey'in açıkladığı şey son derece önemli. Herkese nefes aldıran bir şey. Hakikaten hayırlı uğurlu olsun yani. Evet. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım e, Kalkınma Bankası'na da işaret ediyor. Sen de demin söylemiştin. E, özellikle yatırım konusunda ciddi uyarıları var. E, biliyorsun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılım bankalarına işaret etmişti. Özellikle COSKEP ve küçük işletmeleri yönelik krediler konusunda e, destek konusunda e, yatırım konusunda da Kalkınma Bankası'na e, Binali Yıldırım işaret ediyor. Bu çok önemli. Bunu da denetleyeceklerini ve takip edeceklerini de söylüyor. Katılım bankalarının e, değil mi? Kalkınma bankası. Kalkınma, bankaların Kalkınma bankaların bankası. Evet. Şimdi e, daha büyük çaplı e, yatırımlarla ilgili. Çünkü yatırım demek, e, istihdam demek. Şimdi e, dün gündeme getirdiğimiz Yusuf Künay Zonguldak'tan iş adamı, e, Vakıf Bank'tan kredisinin e, erken çağrılmasıyla ilgili şikayette bulunan kişi, iş adamı... E, 606 çalışanın vardı ve bu 606 çalışanın artık benim istihdam edebilme olanağım yok diyor. Çünkü diyor 10 milyon lira kredi aldık evet. diyor. Ben bunu geri ödeyebilme kapasitesine sahip evet. diyeerken çağırdılar diyor krediyi diyor. Durup dururken diyor hiçbir gerekçe yokken diyor. Bütün hiçbir deform yokken diyor. O bize diyor. gelen şeylerde de öyle mesajlar Bir de şeyi söylemek lazım. Bu kredi kıyak değildir. Bak bize bu yanlış bilinir. Evet. Kredi kıyak 90'larda bankalardan özellikle devlet bankalarından kredi alıp geri ödemeyen ve hukukuna dokunmadığı kişiler vardı. Kıyak oydu. Hı hı. Adam hem Devlet Bankası'ndan kredi almış, hem tek kuruş ödememiş, borcunun tamamı silinmiş. O kıyaktır. Şimdi kredi kıyak değildir. Adam onu geri diyecek ya sonra. Ya cebine atmıyor ki. Sadece şartlara uygun. Evet. Yani adama biraz diyorsun ki bu yoldan, patika yoldan, taşlı yoldan gibi biraz daha asfaltlı evet. yoldan git diyorsun adama. Evet. Yani bu biraz daha böyle iyi yapılan bir iş yani bunu da böyle görmek lazım doğru şimdi evet. e, ben de onun ismini arıyordum şimdi bulamadım ee, bir çorumlu bir iş adamı vardı ee, ve bunu ben programda da konuk etmiştim ee, İsmini unuttum şu anda. Ee, beni, e, kusura bakmasın e, mesajlaşıyoruz da ama şu anda aklımdan çıktı. Ee, Almanya'dan gelip Türkiye'de yatırım yapmak istemişti ve bu geçmişte oldu. 1990'lı yıllarda olmuştu. E, ve şu anda 600-700 işçi çalıştıran bir e, sanayi, fabri, sanayi e, ne derler e, sanayi tesisi var özür dilerim. Sanayi tesisi var. 600-700 işçi çalıştırıyor. E, zannediyorum Çorum Sungurlu'da bir e, fabrika işletme kurdu. Ve Bankalardan kredi alabilmek için e, aylarca yıllarca uğraştı ve beceremedi. En sonunda evet. Almanya'ya gitti. Almanya'dan kredi aldı. Almanya'da Frankfurt'tan kredi aldı. İlk önce Frankfurt'taki banka da şey demiş ona kendisine. Havalimanından arabayla karşılamış. Banka yetkilileri bunu evet. arabayla karşılamışlar götürmüşler. E, biz belediyeyle konuştuk demişler şimdi siz gelirken. Konuştuk size yerle tahsis edeceğiz. Evet. Gelip bu fabrikanızı burada yatırım olarak istihdama dönüştürün, yatırıma dönüştürün bu girişiminiz demişler. Çünkü adam o kadar parlak bir evet. iş adamı olmaya aday ki ve bunu görüyor bankacı ve yatırımcıyı teşvik ediyor adam buna rağmen ben mem memleketimde Almanya'da kazandığım parayla ben memleketimde yatırım yapacağım demiş evet. ve inat etmiş, bankalara rağmen gelmiş yatırım yapmış ve hala çalışıyor. Evet. Şimdi böyle vatansever iş adamları var Türkiye'de ve bu vatansever iş adamları sayesinde ayakta duruyoruz aslında. Evet. Hakikaten bu bankaların ve banka oligarşisinin ve banka bürokrasisinin ve devlet bürokrasisinin bu iş adamlarının önüne çıkardı. Bu aynı şekilde hep söylüyorum. Ee, geçmişte de yazdım. Çeşitli bakanlıklarda da enerji sektöründe de önüne çıkarılan engeller teker teker ortadan kaldırılmalı, kaldırılıyor zaten. Bu çok önemli. Evet, evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ABD projesi olduğu söylenince çok şaşırdığına dair bir başlık görüyorum. Evet, Onur Öymen duyurmuştuk da bunu. Ee, Onur Öymen'le ilgili e, bir röportaj var. Onur de Akşam Gazetesi'nin bir röportajı var. Çok çarpıcı bir röportaj. Onur Öğümen e, Akşam Gazetesi'ne verdiği e, Ercan röportaj. Ercan Öztürk mi? yapmış bunu. Ercan Öztürk mi yapmış? Evet. evet, evet. E, ABD Baykal'dan rahatsızdı diyor. İlk Hillary Clinton, Kılıçdaroğlu'nun ismini zikretti. Raporu eline verdim ABD seni istiyor Kemal Bey dedim. Evet. Aa öyle mi? Demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu a öyle mi e, nidası çok ünlüdür. E, bir e, koruma mekanizmasıdır bu. E, ve hemen zaman kazanır ve ondan sonra ne söyleyeceğine karar verir. Şimdi Şimdi ben oku, ilgili, bakalım ona. E, bir iki şey söyleyeyim. Bir ben sana bir Onur Öğmen'le ilgili burada ilk defa bir şey söyleyeyim. Ben askerliği Ankara'daydım. Hı hı. Yedek subay yaptım 2003-2004'te. Kara Kuvvetleri Genelkurmay'ın her şey Kara Kuvvetleri tercüme bürosunda. E, Aytaç komutan da o zaman mesela. Hı hı. Ben Onur Öymen'i gördüm oralarda. Çok gördürdüm. E giderlerdi canım. Yok bayağı sık gelirlerdi. Hı hı. Yani o üniversite rektörleri falan filan bazı şeylere de şahidim yani orada. O dönem hatta e, Çetin Doğanlar filan böyle bir şeyleri vardı. Yani Onur Öymen de böyle eski Türkiye'nin adamı. Bu görüşmede e, şeylere katılıyorum. Yani Amerika Baykal'dan rahatsızlığı, ilkileri Clinton Kılıçdaroğlu'nun adını zikrettiği buralarına katılıyorum ve Kılıçdaroğlu da hakikaten önce hayır dedi. Kaset çıktığında genel başkan aday olmayacağım dedi. Sonra bir iki gün sonra fikir değiştirdi ve genel başkanlığa aday oldu. Burası ve rapor şey yapıyor. Burası doğru yani ABD projesi. Ama bu şeye katılmıyorum. Yani mesela bu yabancı kaset, Baykal'a yapılan kaset yabancı devletlerin komplosuna ben katılmıyorum. Hı hı. Yani yabancı devletler bunu Amerika, o bu niye yapsın ya? Bu FETÖ'nün yaptığı iş. Hı hı. Ya yani Bu işi yapan FETÖ. Dolayısıyla bunun bu kısmına... Ee, şeye çok katılmadığımı bir daha söyleyeyim yani. Ama onunla ilgili Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'ın istenmediği ve devrildiği konusunda tamam. Yani çünkü şöyle bir şey vardı. Mustafa Koç rahmetli hatırla. Amerikan Büyükelçisiyle bir yemek yedi. <laughs> Dedi ki AK Parti gidiyor, CHP-MHP koalisyonu geliyor. Bu Amerikalılardan da bunu o zaman duyup dinlendiriyorlardı. Bu olmayınca 2010'da Baykal'ı devirip Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Buraya kadarı doğru ama bu kaset komplosu içinde ben Amerikan parmağı ya da başka bir ülke parmağı aramıyorum. O o zaman içerideki gerçek suçun üzerine örtüyor. Yani Amerika yaptı de geç. En kolay oluyor o zaman. Evet. Şurada şey var. İhsanoğlu ile ilgili bir mesele var. Evet. Aday kim yaptı diyor. Yabancılar Türkiye'nin tam bağımsızlığından rahatsız oluyorlar diyor. Şu an CHP içinde FETÖ ile ilişki olan biri var mı? Yorum yapamam. Esas merak ettiğim Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması kimin tercihiydi? Hı hı. Bunu söylemiş. Yani hakikaten CHP içinde bak FETÖ'cü var mı? Yapamam diyor. Hı hı. Niye? Yok diyebilir. Evet. E CHP için hiç FETÖ'cü yok diyebilir değil mi? Evet. Bu parti böyle e, emin değil. Emin değil yani. Ben partiye katılmıyorum. Kılıçdaroğlu asla FETÖ'cü hani böyle ilişkiler yok demiyor da. Hı hı. Hani ben partinin görüşüne hiç katılmam ama hiç FETÖ'cü yoktur da demiyor şey. Ekmelettin İhsanoğlu aslında o dönem MHP'lidir Ekmelettin Bey. Ya o zaman MHP'nin şeyi projesiydi. Ee... Ama bak şöyle bir şey, bu Wikileaks belgeleri tabii ki. Evet. Ee, Wikileaks belgelerini e, götürüyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. E, diyor ki ben bu raporları hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na okuttum. Sivil Toplum kuruluşunun hazırladığı bir rapor diye Wikileaks'e öyle diyorlar. Değerler değer vermediler Kemal Bey. Aa öyle mi diye tepki gösterdi. Kaset komplosu, komplosu yokken belgeler vardı. Arkasından CHP'de yönetim değiştikten sonra Wikileaks belgeleri sızdı. 248 bin sayfanın 48 bini Türkiye'ye, 6 bini ise CHP ile ilgiliydi. Evet. CHP'den bahseder de, bahsederken de sürekli Kemalist milliyetçi diye sıfatlar koyuyor. Orada dönemin Amerika Büyükelçisi bugün bütün kötülüklerin sebebi Deniz Baykal'dır. Onun için Baykal gönderilmelidir. Yerinde de makul biri getirilmelidir deniliyor. Şimdi daha sonra Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu'nun adını zikrediyor. adını zikrediyor Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına girmiş. Direkt Kılıçdaroğlu gelsin Kılıçdaroğlu gelsin denmiyor ama adı ilk defa orada ha, zikrediliyor diyor. Orada bir şey söyleyeyim Fuat abi. Şimdi bak bu habercilik açısından tamam yani bunu şey söylüyor değil mi? Onur Öymen Onur Öymen söylüyor, söylüyor evet. Şimdi bu wikilikse bunlar böyle denmiyor ama. Ben okudum Hı. ya böyle Hı. denmiyor. Şimdi bak biz hani sen Yorumluyor onlara ben ben birazcık. Her evet. program önce senle ne diyoruz ya şu gerçeklikten kopmayalım. Delilik hali var bazı medyalarda. Evet, evet. evet, evet. Uçanlar var diyoruz değil mi? Sen de söylüyorsun Hı -hı. ben de. Öyle denmiyor. Ha şöyle deniyor ama bak gerçi Mustafa Koç 2009 Amerikan Büyük görüşüyor. 38 39 alınınca Hı -hı. Yani AK Parti düşünce Hı -hı. Kılıçdaroğlu bu işi daha iyi yapar diyorlar. Ve ilk seçimde 2011'de CHP-MHP koalisyonu gelecek diyor Mustafa Koç. Amerikalılardan aldığı görüşlerle, bunlarla böyle yapılıyor. ama Yani, krizi... yani Mustafa Koç, rahmetli Mustafa Koç. Rahmetli Mustafa Koç, tabii o zaman görüşü iyi hatırlıyorum. O zaman CHP'de ve Türkiye'de, hı hı. CHP'de MHP koalisyonu gelebilir, AK Parti düşüşte. Çünkü 2009 AK Parti 139'a düştü oyu. Öyle yorumlar vardı ama burada kılıç en iyi kim yapar diyorlar, Kılıçdaroğlu öneriliyor orada. Hı hı. Ama bu hani onu gene Amerika falan... adı zikrediliyor ama hı hı. böyle şey değil. Hani Baykal kesin gönderilmelidir, böyle bir şey demiyor Amerikalılar. Bu yorumlamış onu Onur Öğmen. Ama şunu ben bir daha söyleyeyim. Etkin, eski MİT müsteşarımız Sayın Şenkar Tasagun 2003'te bir darbe arayışı olduğunu zaten başbakana falan bunu söylüyor. Hı <laughs> Gelene gelen es, eski müsteşarımız Sayın Emre Taner de söylüyor. E, ve o günlerde ben biliyorum ki Onur Öğmen de AK Parti genel kurmayın içinde, kara kuvvetlerinde falan çok ziyaretleri vardı. <laughs> Biliyoruz bunları yani. Bir darbe arayışı vardı. Bunları söylemek lazım. Dolayısıyla Tabii. şey, de, bu şu şeyleri de Madem şu mesela akşam gazetesi için bunu söylüyorum hani medya programıyız. Ya şu belgelerin orijinalini de yayınlayın. WikiLeaks. Doğru söylüyorsun aslında. Yani evet. ben koy belgeyi de be. yani hepimizin herkes dil biliyor şimdi hı hı. okuduğunu bu yorumlamaya. De... tabi yorumlamaya gerek yok. Yani bu hı. böyle diyor dil. Bak istihbarat şöyle çalışır. Amerikan konsolosları var burada, akademisyenleri var. Alır her gün rapor tutarlar. Hı hı. Bugün Fuat Uğur'u gördüm. İşte Gravatya lacivert ceket giymiş. Bana bundan bahsetti işe sabah grubunda programı var filan. hani böyle şeyler zaten yazılıyor. Hı hı. Onlar da bu dönem aktarmışlar. Bu normaldir. Her büyük devlet istihbarat yapar. Hı hı. Alır. Ama bu kesin kesin hüküme varmazlar. O kesin hükümleri de yazmazlar. Hı hı. Bak hiçbir büyük devlet kesin bu Deniz Baykal gitsin, kesin bu gel demezler. Onu ancak kendi kozmik şeyleri bilir. Onu de değerlendirir ya ve onu karar değerlendirir verir. Yani ve karar verir. Yani mesela birini öldürecekleri zaman bile bak Amerika'da bir CIA'in killing reportu vardır. Hı -hı. Öldürme listesi. Ha orada öldüreyim demezler ha. Ya Hı -hı. bu kişi tehlikeli denir. Hı -hı. Zarar veriyor bize denir filan böyle denir. Yani burada da dolayısıyla bu işler yayınlarken şu Wikileaks'in tam rap İngilizcesini yayınla. Bir de her dedikodu gibi <laughs> her çıkan şeyi oraya konunca ben o raporları bir kısmını okudum. Hı -hı. Mesela Türkiye ile ilgili GCP ile ilgili mesela 60'lar biliyorlardı diyor. Doğru. Hı -hı. 60 darbesince epey biliyordu. Evet. Ama o bir şey değil hani o zaten tek zaten başına ha, delil değil. Zaten o. hazırlıyordu şanım. Tabi hani Şimdi, işin menderesin e, idamında işin içinde, evet. bilmiyorum nerede işin içinde ama bu şu değil yani hani darbe bilme Amerika böyle. ...net ifadeler koymak için belgeye göre yorum yapmak lazım. Evet. Şimdi e, tabii Türkiye'deki kemalist darbe girişimi ve heveskarlığı... ...aslında çok Amerika ile bağlantılı değildi yakın tarihimizdeki. Evet. E, i̇şte bunu Onur Öğmenler'den sen anlatıyorsun, pay, pay biçiyorsun. E, çünkü FETÖ darbeciliği ile kemalist darbecilik aslında... ...Amerika için bile evet. e, bir madalyonun iki yüzü gibi yani... İkisi de kullanılabilir vaziyette. Çünkü hem Kemalist darbecilerin içinde hem de FETÖ darbecilerin içinde Amerika'ya bağımlı NATO subayları vardı. Tabii. Ve o subaylar vasıtasıyla zaten her iki tarafı da manipüle edebiliyorlardı. Ama Kemalist ulusalcı vesayet, askeri vesayetten Amerika'da sıtkı sıyrılmıştı ve dolayısıyla da bunlardan hoşlanmadığı da belliydi. Bu ikili belgelerinde evet. ortaya çıkıyordu. ve FETÖ'de e, bu anlamda harekete geçince e, körün istediği bir göz Allah verdi ki göz oldu Amerika için. E, bunu da yakın e, zamanda 15 Temmuz'da evet. gördük ve hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi burada Onur Öğmen'lerin tabii iyi ki hatırlattınız sen sık sık geliyordu. genel Genelkurmay'a görüşmeler yapıyorlardı. E, sabıka sicilleri gerçekten çok kabarık. Yani hep burada söylüyoruz 27 Nisan muhtarısında ben Onur Öğmen'i çok iyi hatırlıyorum çok iyi oldu askerin bu muhtırası. Ya. Zaten e, AK Parti bunu hak ediyordu. AK Parti eğer böyle böyle yapmasaydı asker bu muhtırayı vermeyecekti. Ve AK Parti istifa etsin diye açıklama evet. yaptı. Doğru mu? Doğru. CHP Genel Başkan Yardımcısı mıydı? Yardımcısıydı. Biz de bize bir şey var, kılıçları Kılıçdaroğlu'na şey. kötü diyoruz da. Baykal iyi miydi Allah aşkına? Bir evet. de bize Baykal güzellemesi yapılıyor. Evet. Baykal da muhtırayı destekledi. Evet. Onur Öymen, Önder Sav, Bir tane bunların genel başkan yardımcısı vardı. Aynen arkasında izlediği şeyleri. Yani bunlar şimdi... Binali Yıldırım'a bağlanmadan önce biraz önce evet. işte Cumhuriyet mitinglerini konuşuyorduk, hatırlattık. Evet. Yani bu mitinglerde 100 bin kişiyi, 1 milyon kişiyi, 300 bin kişiyi, 5 milyon kişi yapıp da o Türkiye'de bir hava yarattılar darbe hatırla... darbe, zemin oluşturmak istemediler mi? Kemal Anadolu hatırla. Evet. CHP'de 27 Nisan'cıydı. Evet. Muhtıra'yı desteklediler. 367 kararını desteklediler. Eh, benim için bu CHP'nin başına kim geldi? Kılıçdaroğlu da aynıydı. Baykal da aynı. Evet. Biri biraz daha hani Alevicilik yapıyor. Yani Alevi vatandaşlarımıza biraz daha parti idare ediyor. Öbürü biraz parti, daha... alevi Bütün parti teşkilatını Alevilere teslim etti. Tabii hani daha evet. mezhepçilik yapıyor yani orada. şey. Yapıyor, evet. Bir öbür daha Atatürkçüler biraz daha geri planda kalıyor. daha Sünni, Atatürk... Sünni Atatürkçüler geri planda Daha Atatürkçüler de işte Baykal zamanında böyleydi evet. filan şey yapıyor. Evet evet. Canım. Şimdi bu eee bir haber aldım demin programa başlamadan evet. önce de. onu bir şey söylemem lazım. Çünkü bizim güvenlik bürokratlarının bu, ve savcı hakimlerimizin burada bir rahatsızlığı var. Bunu Doğuş Grubu'na ve Ferit Şahenk'e, Erman Yerdilen'e buradan söylüyorum. Bu Mirgün Cabas'ın orada programa başlayacağını söyleniyor. Star TV'de. Star TV'de programa mı başlayacakmış? Star başlayacak TV'de Mirgün Tuğba Ünsal programa başlayacak diye dün bütün gazetelerde, internetlerde gördüm. Tuğba Ünsal'ı bilemem. O benim proje sorunum değil. Eşi. O önemli değil. O yapabilir. Hı. Ama Mirgün Cabas'ı... Herhangi bir televizyonda programa çıkarırsanız bu ülkenin savcılarını, hakimlerini, mit görevlilerini, emniyetçilerini rahatsız edersiniz. Hı hı. Şimdi bak bir sürü savcı arkadaşımız, hakim arkadaşımız, mit mensubu arkadaşımız rahatsız. Hı hı. Bir günce bas DHKPC'li katilleri tutan bir alçaktır. Bak unutma savcımızın yaptığında o terörist, teröristleri tutup Selim e, Kiraz'ın şehit edilmesinde DHKPC'yi tutmuştur. Devlet kademesinde en affedilmeyecek birkaç kişiden biri bu şey Mirgün Cevat. Bak ne bu kadar ne söylüyorum. Şimdi bir sürü de mesaj gel gelmiş o arkadaşlarımızdan. Ben bunu dün unutmuştum şeye. Eğer bu Star TV'de programa başlarsa, Erman Yardiren'e, Ferit Şahin'e söylüyorum bu pek şık olmaz. Yani devlet nezdinde bu size birer eksi olarak yazılır. Bu çünkü DHKP'ci yutulan adamın ne işi var Star TV'de? Soruyorum. Evet. Yani... Vatansever adam kalmadı mı bu ülkede de ya Star TV'de programa başlayacak. Bak bu ayıptır yani. Evet. O savcı ayıptır. Devlet görevlilerine ayıptır. Savcı hakimlere ayıptır. Adam vatan için öldü orada şehit oldu. Sen teröristi tutun program veriyor. Ne ediyorsun. demişti tam olarak bir günce? bu işte eylem nasıl çocuk, biterse... Çocukları yuha... E... evet öyle mi Bu şimdi? eylem dedi nasıl biterse bitsin dedi. Evet. Yeter ki çocuklara bir şey olmasın. Çocuk dedi DHKPC'yi şey, teröristi evet, destekliyor. Akılda kalacak olan çocukların yuha tılı... evet. yuvalatılması olacak. Yok yok çocukların... yuvalatma değil. Belki Elvan değil. İki tane terörist var ya DHKPC'nin. Biliyorum. Savcıyımızı esir aldılar. Dedi ki bu eylem nasıl biterse bitsin. Burada dedi ki çocuklara bir şey olmasın. Çocuk dedi iki tane DHKPC. Çocuklara bir şey olmasın demedi. Ee, onu yanlış hatırlamayalım. İstersen bakalım. Ee, bu eylem nasıl biterse bitsin. Akıllarda kalacak olan Berkine Elvan'ın ailesinin ve Berkine Elvan'ın yuhalatılmasıdır gibi. E, Tayyip Erdoğan'a bir gö göndermede bulundu. Evet. Ya yani ben onun tam şeyini söyleriz. Yani, evet. E, evet. Ama şunu şey söyleyeyim. Ama... Ben Star TV'nin genel müdürü Ömer Özgüner de böyle bir şey müsaade etmeyecektir. Bak bir kuruş cebine Star TV'den bu insanların cebine para girer. Burada bu devletin güvenlik bürokratlarını, savcı hakimini rencide ederseniz sonucuna siz katlanırsınız. Evet. Geçen defa da bunları yazınca Tuğba Ünsal da nedense tuhaf bir şekilde aile işi iş gibi bunu algıladı ve devreye girdi. ve Kendisi de bizim bir işimiz yok. Bizim, evet. Bak, biz ne yani burada Tuğba Ünsal'ı dikkate almıyoruz ya da bunu muhatap almıyoruz, hedef de almıyoruz. o ya şey yapabilir. Yani Tuba Ünsal işine baksın. E, burada kişisel olarak biz e, Atlı e, bir gün şöyle konuşuyoruz. Aynen Atlı TV evet, şöyle. sabah sabah gazetesinden okuyorum bunu. Sabah gazetesi o dönem bunu haber yapmıştı. Bu eylem nasıl biterse bitsin. Çıkarılacak tek ders var. Çocuklara vurmayın, annelerini yuhalatmayın. Hah, evet işte de şey buydu yani şey evet. buydu. Ee, Bu, vurmayın, anneleri yuhalatmayın. Yani orada savcı Selim Kiraz'ın Evet. E, Kiraz'ın öldürülmesi söz konusu ve eğer e, bu cinayet işleniyorsa sebebi e, çocukların ya annelerin yuvaltılması. Star TV'nin genel müdürü Ömer Özgüner sen hala bu Mirgün Cebas denilen tescilli DHKPC ile görüşüyor musun? Bu Tuğba Yusuf'un babası da Asuba Evet. Asubay'ın kızısınız, kocan DHKPC üstüyüz. Nasıl insanlarsınız ya? Evet. Ya nasıl bir vat, nasıl bir şeysiniz? Anlamıyorum ki ben evet, bu insanları da. bir ya. şey gerçekten ya. Ben de anlamıyorum. Ee, neyse Tuba Yunusal bunları da cevap vermeye kalkmasın Kendisiyle ilgili bir problem yok Yani ona bir şey söylemiyoruz O işine baksın sinema sanatçısı oyuncusu her neyse O yapabilir onunla ilgili evet. bir şey yok ama evet. Yani evet. yani onunla ilgili bir şey yok Bu işe de girmesin bu topana girmesin bence de Gerçekten ee, çok e, saçma olur Evet programımızın sonuna geldik Cem Araya evet. Binali Yıldırım'ın konuşması girdi Onunla da ilgili konuştuk zaten Başbakan Binali Yıldırım'ın Sevgili seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik Yarın yine aynı saatte burada olacağız